Cesaret verdi bana yani. Evet. Başkanım hoş geldiniz. Ayağınıza hoş sağlık. Bulduk. Sayın Başkan, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Bütün Türkiye'ye. Eyvallah. Sadece bize değil. Eyvallah. Sadece sana değil. Çok heyecanlandık tabii izlerken ama. Teşekkür ederiz. Bizim İstanbul'u senin aldığından en ufak bir kuşkumuz olmadı ilk günden itibaren. Hani bir gelmiştim. Minibüste bir şey yapmıştık ya. O zaman senin duruşun, İstanbul benim duruşuydu zaten. Evet. Ve öyle oldu. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Tabii Adana Belediye Başkanımız gerçekten hem siyasetin hani ne derler tarlasını hem belediye başkanlığını çok iyi temsil eden, iyi yapan arkadaşlarımızdan birisi. Adana'da bambaşka bir süreci başaracağını çok iyi biliyoruz. Ve tabii Adana'da kendi pozisyonu iyi bildiği için yüreğinin ve zihninin yarısını bize ayırarak kampanya yönetti. Onu da biliyorum. Çok bize katkı sundu. Arada telefon açtı, moral verdi. Adana'ya, Türkiye'nin birinci sıra plakasına sahip Adana'ya gerçekten birinci sıra belediye başkanı seçildi. Yolu açık olsun. Başarılar diliyorum. İnşallah güzel hizmetler verecek. Şöyle de bir kavram var burada hem Adana hem diğer büyük şehirlerimizde ki muhtemelen önümüzdeki hafta genel başkanımızın önderliğinde bir araya geleceğiz. Burada çok başka bir dönemi başlatmak niyetindeyiz. Bu başka bir dönemden kastım şu, evet iyi belediyecilik örnekleri, çok iyi belediyecilik örneklerimiz var, bunu biliyoruz ama hani burada birbirine katkı sunan, fayda veren ve bunu sadece kendi içinde de bırakmayan, aynı zamanda başka istekli belediyelere de bunu aktarabilen, başka siyasi partilere mensup belediyelere de aktarabilen bu işe bir Türkiye meselesi, yerel yönetimler iyi olursa, yerel yönetimlerde başarı olursa, yerel yönetimlerde demokrasi ve huzur olursa Türkiye'de aynı şeyler daha yüksek derecede hissedilir. Bu bilinçle çok büyük bir çalışma azmiyle sürece hazırlanacağız, işbirliği yapacağız, senkronize bir çalışma yönetimi ortaya koyacağız. Bu noktada tabii güvence olan 11 Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Birisi de çok tecrübeli Zeydan Karalar Başkanımız. Hepimizin yolu açık olsun, Allah utandırmasın. İnşallah başarılarımızın milletimize yansıyacağını bildiğimiz için hepimize yürekten, Türkiye'de seçilen tüm belediye başkanlarına yürekten başarılar diliyorum. Her birisi çok çok başarılı olsunlar. Ve ülkemizin kazanımına, kalkınmasına katkı sunsunlar. Temennimiz budur. Yolumuz açık olsun. Evet. Sorumuz var mıydı bu arada? Evet. Başkanımız da tabii. Evet, tabii. Tekrar hayırlı olsun. Evet. Bir temenniden, bir dilekten, bir niyetten öte başarılı olacağız. Belediyelerin durumlarını biliyoruz. Mali imkanlarını biliyoruz. Maddi durumlarını biliyoruz. Büyük zorluklar olacağını da biliyoruz. Aslında işimizin olağanüstü zor olduğunu da biliyoruz. İmkansıza yakın imkanların bizim önümüzde olmadığını da biliyoruz ama başaracağız. Ve hani Türkiye'de bir sürü iyi
işler yapacağını vaat eden Cumhuriyet Halk Partisi bir türlü iktidar olamıyor. Yapıp yapmayacağı konusunda vatandaşların tereddütleri vardı. Biz belediye başkanları olarak söylediklerimizin tamamını yapacağız. Yapılabilirliğini vatandaşa göstereceğiz. İnşallah bu dönem çok daha başka bir dönem olacak. Evet, sağ ol. İnşallah. Başkan. Yani bu arada inşallah yarın, bilmiyorum vakti olursa, başkanımızı İstanbul'da çoluk çocuk buluşacağız yarın. Bebeklerimizi evet. bile davet ettik. Annelere yani. Dedik ki anneler bebeklerinizi alın, gelin orada bir hep beraber konuşalım. Önümüzdeki 5 yılı nasıl renklendireceğimizi anlatalım. Bilmiyorum Bülent Bey, hazır ev sahipliği yapıyorsunuz. Başkanımız müsaitse misafir etmekten keyif alırız yani. Onun için geldik zaten. Akşamleyin misafir edeceğiz. Harika. O zaman ya sabahleyin de miting alanındayız. İnşallah yarın da misafir ederiz. Zira hani İstanbulluları davet ettik. Herkesi davet ettik. Çocuğu, genci, kadını, erkeği, sanatçısı, emekçisi, işçisi, üreteni, tüketeni, oy vereni, vermeyeni, herkesi davet ettik. Ama kendi araçlarıyla gelecekler. İETT otobüslerimizi tahsis etmedik, onu söyleyeyim. Ve buyursunlar, gelsinler. Orada hep beraber 5 yılın güzel geçmesi için iyi dileklerimizi, pozitif enerjimizi, dualarımızı birleştirelim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Başkan, evet. Özür dilerim. Ben Sayın Başkan'a bir esprili, bir ciddi sorum var. Esprilisi şu. Bir İmamoğlu beldesi var. Adana Devlet Başkanı'nın evet. olarak birkaç sefer geldim. Orada geldim. Seçimlerden sonra İlçe ilçe. Merak ettim. Üç aday oldu. İmamoğlu. Evet. İmamoğlu'nun isminin oraya faydası oldu. Aldık orayı yani. 89'dan bu yana alamamıştık orayı. Zaten Adana da öyle, aslında İstanbul da öyle, çoğu yer öyle. Bu yerin, bu dönemin bir avantajı, büyük şehirlere belediyelerinde başkanı olan ve işi bilen insanların büyükşehir belediye başkanı olmasında ayrı bir avantajı olacak. Gerçekten biz İmamoğlu'nu çağıracaktık oraya, çok arzu ettik. Ama İstanbul çok önemli diye. Evet. İsmiyle götürdük oraya. Allah razı olsun. İmamoğlu ilçesine. O zaman Adana'ya gelince İmamoğlu'na gideceğiz başkanım. Tamam. Tamam. Söz verdim zaten. İmamoğlu'na gideceğiz. Söz peki. Sağ olun. Misafirimiz var. Alper Taşdemir. Ha, Alper Bey'i de kucaklayalım, ondan sonra basınımızı uğurlayalım. Buyursunlar. Mikrofonları alın arkadaşlar. Evet. Hoş geldiniz. Vallahi ne güzel. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Ayağınıza sağlık. Evet başkanım. Valla ben yalnız geleceğinizi bilmeseydim yeni eşimi alır gelirdim ama neyse. Kusura bakmayın. Evet. Başkan. Ya bizim altında işlere geleceğiz. Tamam valla ben bana demedi ya. Kusura bakmayın. Ana fırça atacak. Teşekkür ederim. Fotoğraf çek. Gel başkanım gel. Biraz başkanım, Belediye Başkanımızla yani. Başkanım. Buradayız. Tamam. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Mikrofonlar olur.